Saksak. Antalya film ekibi AFE logosu. 6 yaşlarında esmer, siyah saçlı çocuk serada elindeki salatalığı yiyor. Arkasındaki tezgahlara tütünler kuruması için serilmiş. Çocuk bir anda geri dönüp upuzun seranın arkasına doğru koşmaya başladı. Sarı puntolarla saksak yazdı. Bombe çatılı, dar ve uzun sera çadırı 200 metre kadar. Çocuk hala koşarak son çıkışa ulaşmaya çabalıyor. Vallahi 4-5 yaşlarımı hatırlamıyorum da bir 7-8 yaşlarımda falan. O zamanlar çalışmıyordum. Hani ufak olduğum için babamın karşısında işlem göremiyordum yani. Ona yetmiyordum, öyle söyleyeyim. Karşısında daha iyi, daha büyük çapında güçlü insanlar lazım oluyor bu işleri yapmak için. O zamanlar ben tütün kırmıyordum falan ama aileme su götürüyordum. Onlara yardım ediyordum. O zamanlar elektriğiyle iğne yapıyorduk bizim. İğnelerini topluyorduk. İğnelerini buraya getiriyorduk. İğneler için bir de bizim kargı dediğimiz şeyler oluyor. Onları asmak için ipe. Onlara ipliyoruz. İpliyoruz diyoruz artık. Biz onları tekrardan ipleme haline getiriyoruz. Onlar da ailemden biri hangisi ise, ablalarım olsun, annem biler olsun, onlar iğne sağarak öyle geçiyordu yani günlerimiz. Çatışmalar çok fazla oluyor bizde. Hani işler yoğun olduğu için birbirimizi fazlasıyla, o da beni kırabiliyor, ben de onu kırabilecek şeyler yapabiliyorum. Çünkü hani her şey onun istediği gibi de olmuyor gerektiğinde. Her şey de benim istediğim gibi olmuyor. Bunlar ufak tefek bir tartışmalara sebep oluyor ablacığım. İleride babam olmayı, hani gerçekten babam iyi bir baba. Onu söyleyeyim size. Çünkü bizi bu yaşa kadar getirmiş, büyütmüş. Hiçbir sıkıntı yaşamadık biz bugüne kadar. Hani bu yaptığımız zorluk bir belirli süreç. Ama bunun kışı da var. Yani her baba bunu yapamaz gerektiğinde. Yani bizler, ben düşünüyorum da babamın yaptığı hareketleri yapamam yani. Bu zamana kadar bizi büyüttü, getirdi. Yani gerektiğinde yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi. Ama ileride babam olmak ister miyim? Şu tütün işiyle olduktan sürece olmak istemem. Daha iyi bir baba olmak isterim. Şöyle kendi çocuğuma buralarda tütün tarlalarında değil de sıcacık bir evde ya da serin bir yazın evde oturtmasını isterim. Hani onun rahat olmasını isterim. Sıcak görmemesini isterim. Hani öyle benim isteğim. Tütünlerin dizili olduğu tezgahları kitap gibi katladılar. Ben şöyle düşünüyorum. Şehirdekileri soruyorum ki böyle yerlerde yaşamak istiyorlar. Ben de o yüzden memnunum. Eşarplı kız 14 yaşlarında. Kuzenlerim şehirde yaşıyor. Onlar da keşke bizde böyle aşağıda çay var, akartu var. Orada balık falan var. Onları tutuyorum. Keşke biz de burada yaşasaydık diyorlar. O yüzden memnunum. İşçiler tütün tarlasında topladıkları ürünü taşıyorlar. Tütün kırmak çok zor bir şey sıcağın altında. Yani beni anlayan insan yok. Beni tarlada dinleyen yok. Yani ben içimden kendi kendime konuşuyorum. Çok zor bir şey. Zaten tarlada ablamgiller kendi aralarında konuşuyor. Ben hiç giremiyorum. Uzaklardan giriyorum. Bazen hayal kuruyorum. Tütünü bitirip okula gittiğimi kuruyorum genelde. Veya çok yaptığımı tütünü. Annemlerin benimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Bazen de tarladan kaçıyorum emekliye emekliye görmesinler diye. Görünce kızıyorlar. Niye kaçtın, bu tütünü sen kıracaksın, biz gideceğiz soğukta, sen kıracaksın diyorlar. Yani böyle beni psikolojime yatırıyorlar artık. Tütün, çok sıkıldım ben tütünden. Duygulu gülümsedi, ev düzenindeki çadırda konuştu. Sarı otların kapladığı tarlanın ortasında küçük bir patpat traktör duruyor. Jenerik görsel üstünde akıyor. Engelli erişimi www.seveder.org. Yönetmen Turan Kubilay, yardımcı yönetmen Selinay Güneş, görüntü yönetmeni Burak Kaymak, ses Yusuf Sefa Sarıkaya, Yusuf Akbal, kurgu Yusuf Sefa Sarıkaya, röportajlar Selinay Güneş, çeviri Yaren Toksoy, supervisor Engin Poyraz, yapımcı Doğacan Aktaş, yapım Antalya Film Ekibi. İnsan boyundaki sarı otlar rüzgarda nazlı nazlı sallanıyorlar. Antalya Film Ekibi, AFE logosu.